Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Temmuz ayı favori videomu yapmak istiyorum. Türkçe video yapmamı birçok kişi benden istemişti. Ben de yapmak istedim. Temmuz ayı favori video aklıma geldi ve onu yapayım dedim. Bunun İngilizcesini de çekmeyi düşünüyorum. Türkçesi daha iyi yaparsa daha çok Türkçe video yapmak isterim. Türkçem fazla iyi değilse lütfen alınmayın ya da bir şey yapmayın. Çünkü ben Avustralya'da doğdum ve büyüyorum. O yüzden Türkçem o kadar güzel olmayabilir. Bugün biraz hastayım. Sesim biraz gidik. O yüzden affedersiniz ama video çekmek için bugünü ayarladım. Çünkü üniversite olduğu için biraz zor oluyor zaman bulmak ve biraz hasta olduğum için bu videoyu çekmemek de istemedim. Çünkü video yapmayı seviyorum. Ve birçok iş sorduğu için hemen yapmak istedim. Temmuz ayı favorilerimi görmek istiyorsanız lütfen izleyiniz. İlk önce Prime deniliyor ama Türkçe'de ne oluyor bilmiyorum. Prime belki deniliyor hala orada da. Bu hem highlighter hem de primer olarak geçiyor galiba. Highlighter olarak fazla kullanmıyorum ama yüzümün altında biraz aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Fondöten biraz kapatıyor üstünü ama bu yine böyle aydınlık veriyor içten. Güzel gözüküyor ve bunu seviyorum. Bu Marc Jacobs'ın G-G-Drops. Çok güzel ve seviyorum. Kullandım bayağı belli oluyordur yanlardan. Botul da çok güzel. Fondöten olarak iki tane fondöteni kullanıyordum bu Temmuz ayında. Lancôme Tint Miracle'un 010 rengini, bir de Max Studio Fix'in NC15, NC15, bu da 010 fondöteni birleştirip kullanıyorum. Bu benim en sevdiğim fondöten zaten, Max Studio Fix Foundation. Birçok kişi yüzümde hangi fondöten olduğunu soruyor. Çoğu zaman Max Studio Fix ama bu Temmuz ayında bunların ikisini birleştirdim ve çok güzel bir kombin oluyor. Avustralya'da kış olduğu için yüzümün biraz daha aydınlatılmasını istiyorum ve bu Lancôme Tint Miracle biraz daha aydınlatıcı bir fondöten. Bu primer'ı da sürdüm mü yüzüm biraz aydınlık gösteriyor. Çünkü benim cildim normal cilt diyebilirim. Çünkü bazen azıcık kuru, bazen yağlanabiliyor bazı yerlerde yüzümde. Ama çoğu zaman kombinasyon ve normal cilt diyeyim. Ve bu fondötenler çok güzel. Pudra olarak bu Kat Von D'in Blotting Powder'ını çok seviyorum. Bu light rengi. Şöyle normal bir pudra ama çok güzel. Bu pudrayı Max Studio Fix Para'dan daha fazla kullanmaya başladım. Çünkü yüzümdeki gözenekleri biraz gideriyor gibi geliyor bana. O yüzden bu pudrayı çok seviyorum. Concealer olarak şu MAC Pro Longwear Concealer'larına bayağı uzun zamandır bayılıyordum. Hala bayılıyorum. Geri döndüm. Tarte Shape Tape'i de çok seviyordum ama bence bunlar daha güzel. NC15 rengi iki tane var bende. Bunların ikisi aynı. Bu biraz bitik. Sonunu kullanmak istiyorum ama nasıl kullanacağım bilmiyorum. Açmam lazım. Ama NC20 rengini bu birkaç hafta önce aldım ve çok seviyorum. Bunları kullanıyordum ben. Biraz daha açık olduğu için koyu bir renk almak istedim. Ve o yüzden bunu aldım. Ve çok seviyorum. Biraz koyu. Bunların ortası bir renk olsaydı daha güzel olabilirdi. Ama ben yine o kadar fazla açık gözaltı şeyleri falan sevmiyorum. Bazıları mesela F kullanıyor gözünün altına. Güzel yakışıyor ama bana fazla yakışmıyor gibi geldi. O yüzden kendi ten rengime yakın bir renk seviyorum gözünün altında. Ve bunlar harika. Dudak boyu olarak şu Exo Beauty'nin Ubuntu ve Flakely rengini çok seviyorum. Ubuntu açık bir renk ama çok güzel. Bu renkleri ben çok seviyorum.
Yeni yaptığım makyaj videosunda onu kullanmıştım. Görmek istiyorsunuz dudağımda, orada var. Ve bu Follicle. Bu biraz daha kahverengi gibi duruyor gerçek hayatta. Bilmiyorum videoda nasıl duruyor. Ama dudaklarımda biraz daha pembemsi duruyor. Ben bugün bunların ikisini birleştirip kullandım. Ve bu renk çıktı ortaya. Highlighter aydınlatıcı olarak şu Exo Beauty'nin Lucent olan aydınlatıcısını çok seviyorum. Çok güzel bir highlighter. Buralarıma sürüyorum. Çok kişi bunun hakkında konuşmuyor ama konuşanlar da diyor fazla aydınlık vermiyor. Ben o gözenekleri fazla gösteren o highlighter'ları fazla sevmiyorum. Güzel gözüküyor ama gözenekleri biraz gösterdiği için biraz her gün kullanmak istemiyorum. O yüzden bu çok güzel. Bu Laura Mercier'in Baked Paris'i Radiance gibi. O varsa ya da onu biliyorsunuz. Onun gibi aydınlatıyor. Bir tane sürüyorsunuz. Azıcık aydınlatıyor. Sonra birkaç daha sürdüğünüzde, ben iki kat sürdüm bugün. Ve böyle oldu. Şuralarıma sürdüm. Burnuma, ağzımın üstüne, kaşlarımın üstüne, yüzümün çoğu yerine sürdüm. Çok seviyorum böyle pudraları ve tavsiye ederim, alabilirsiniz. Yüzümü temizlemek için şu Simple'ın Kind Skin Micellar Cleansing Water'sını çok sevmeye başladım. Biodome diyecektim. Garnier'in Micellar Water'sını bayağı uzun zamandır kullanıyordum. Ama bu bir tık daha güzel. Türkiye'de Simple var mı bilmiyorum ama varsa tavsiye ediyorum almanızı. Yoksa Garnier olan da çok güzel ama bu bir tık daha güzel. Çünkü daha az kullanıp daha çok yeri silebiliyorsunuz diyebilirim. Birkaç ay önce yaptığım favori videomda Clinique'in fırça temizleyicisi hakkında konuşmuştum. Bu onun botulu ama içinde Cinema Secrets'in fırça temizleyicisi var. Cinema Secrets'in ki fısfıslı olmadığı için bu botulun içine koydum. Belki Amerika'da falan vardır fısfıslı büyük olanı ama burada Avustralya'da Adore Beauty diye bir site var. O orada satılıyor. Türkiye'ye de gönderiyor galiba. Ve küçük botullarda fısfıslı olduğu için ben de büyük istediğim için bunun içine doldurdum. İkinci botulum o Cinema Secrets'inkinden ama 300 ya da 245 mililitre mi öyle bir şey almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha büyüğünü almak istiyorum. Gözaltı kremi olarak Tatin Mercutio Sea Brightener Eye Treatment'ini çok seviyorum. Bunun büyüğü vardı bende. Hepsini bitirdim. Ve bunu kullanmaya başladım. Bu bir küçük sette gelmişti. Çok seviyorum bunu. Benefit'inki de var ama şu Tatin'kini biraz daha çok seviyorum. Gözümün altını daha çok hydrate, hidrat galiba yazıyordu orada Türkçesi. Yaptığı için bunu çok seviyorum. Gözümün altındaki o koyu renkten fazla böyle tamamen yok etmiyor ama bence etkili oluyor. O yüzden bunu seviyorum. Ve bu Temmuz ayı favorilerimin sonuydu. Beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz bunları kullandınız mı? Beğeniyorsunuz mu bunları? Yoksa alacak mısınız? Onları yazın. Abone olmayı da unutmayın. Bu video iyi geçerse biraz daha Türkçe video yapmayı düşünüyorum. O yüzden yorum yapmayı unutmayın. Daha çok Türkçe video yapın diye. Bunun İngilizce versiyonunu da çekmeyi düşünüyorum. Bakarız nasıl geçecek. Ve bu videonun sonuydu. Görüşmek üzere.